saatmiş. Ceren sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Abi bu eve senin arkadaşların gelmiyor mu? Evet geliyor. Yani benimkiler de gelir. O sadece senin arkadaşın değil. Aa, öyle mi? Yoksa senin de mi arkadaşın? Ben nedense pek hatırlayamadım da. Cem yeter artık. Kendi arkadaşlığın bitti diye Tuğçe'nin bu eve girip çıkmasına vize koyamazsın. Öyle mi baba? Bu ev sizin diye bütün kararları siz mi vereceksiniz? Evladım bak burası hepimizin evi, kararları hep birlikte veririz, anlaşıldı mı? Ayrıca Tuğçe gelmek istemezse gelmez yani. Hem kızcağız sana ne yaptı ha? Ya siz görmüyor musunuz? O kızın bu eve niye hala geldiği belli. Tamam o zaman. Bize sormadan yaptırdığın o dövmeyi Tuğçe'ye göster. Onu üz bizi üzdüğün gibi. O da gelmesin, olsun bitsin. Yani bu değil mi çözüm? Ay Sadık tamam üstüne gitme artık. Yeter ama yani. Şekerim nasıl üstüne gitmeyeyim yani? Ayrıca sen bize sordun mu dövmeyi yaptırırken ha? Bu sağlıklı mıdır, değil midir, hijyenik midir diye? İnsan ömrü boyunca vücudunda taşıyacağı bir iz için daha dün bir bugün iki tanıdığı sevgilisinin adını yazdırır mı oraya? Baba yeter artık. Ben yasalara göre kendi kararlarımı verebilecek yaştayım. Öyle mi? O zaman kendi işini bulup çalışmaya başlayıp da kendi evini tuttuğun zaman kendi kararlarını kendin verebilirsin. Burada hepimiz yaşıyoruz, hepimiz birlikte karar veririz. Ayrıca ben sana o harçlıkları 1000 lira biriktir, dövme yaptır diye vermedim. 1000 lira mı? Evet 1000 lira. Ha, ayrıca oğlum seni kazıklamışlar Reşit'i. Baba onda birine yapıyorlar bu dövmeleri. Baba tamam. Artık senden harçlık falan istemiyorum. Girer part-time bir işe çalışırım ben. Tamam. İşe alındın Cem. Yarın işe başlıyorsun. Sabah kafede ol. He? Hey, bravo. Tuğçe'cim, görmeyeli bayağı iştahsız olmuşsun. Betüş'ün yemeklerini özlemedin mi ha? Hem de nasıl özledim. Ama ben diyet yapıyorum. Yani yediklerime biraz dikkat ediyorum. Ama ne güzel kızsın. Neden diyet yapıyorsun ki? Değil mi abla? Evet, yani çok güzel kız. Ama hastalandığı için doktoru öyle söylemiş. Aa, aa ne oldu? Ne hastalığı? Haberimiz yok canım. Reflü olmuşum. Aa, reflü mü olmuşsun? Aa, yani bu yaşta reflü olunur mu kızım? Yani reflü olman için senin bayağı büyük bir stres yaşaman lazım. Evet, bu yıl benim için çok zordu. Ama şimdi ilaçlarımı alıyorum, yediklerime dikkat ediyorum. Geçiyor yavaş yavaş. Geçmiş olsun canım. Yani hiç bilmiyorduk. Bilseydim sana ona göre yemekler hazırlardım ben. Patates salatası al canım, o iyi gelir midene. Gel, bitir tabağını koyayım. Teşekkür ederim. Okul nasıl gidiyor? Evet, dersler nasıl? Aslında ben biraz pişmanım bu bölümü seçtiğime. Yani sırf Cem istiyor diye makine mühendisliği okuyorum. Halbuki puanım çok iyiydi. Uluslararası ilişkiler okuyabilirdim. Tuğçe seneye bölüm değiştiriyor baba. Aa, hayatım bütün bilgiyi kaybedeceksin ama. Evet ama en azından daha çok sevdiğim bir bölümde okuyacağım. Bizim üniversiteyi istemiyorum artık. Bayağı soğudum. Eskiden çok iyi tanıdığım eski arkadaşlarım üniversiteye başlayınca bir anda değişti. Artık birbirimize merhaba bile demiyoruz. Yani bu da bir etken tabii. Okulu da bölümü de sevmiyorum. Geldim hayatım. Ay Sadık'cığım. Ya Tuğçe'nin haline çok üzülüyorum biliyor musun? Ya ben de. Yani senin böyle Tuğçe'ye bakıyorsun, gözün içine kızın. İçin cız ediyor vallahi. Evet, kız hala Cem'e çok aşık. Farkındayım ama yapacağım hiçbir şey yok. Neyse, zaman barış getirir. Yani ileride arkadaş olacaklarını umuyorum. Ya Cem'im bu konuda biraz esnemesi ve olgunlaşması lazım değil mi? Ay, evet hayatım zaten yani bizim çocukta sorun. Böyle bir bulutların üzerine çıktı bir romantik havalar filan.
Neyse artık, o bulutlardan inerken kendine gelip gerçekleri görür. İnşallah. Ya şey... ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceğim? Tamam, diyeceğim de. De hayatım, ne diyeceğim? Diyorum, hani bizim şirket var ya, şirket. Biz orada çalışıyoruz biliyorsun. Patron var Faruk. Yani o da bize maaş ödüyor. Sonra onun nişanlısı var hani, Dolunay. Biz onunla baş başa yemeğe çıkacağız. İyi geceler. Sadık. Hı? Sadık. Hı? Hay, her şeyi anladım da bu baş başa kısmının altını niye öyle çiziyorsun? Ay çok ayıp Sadık. Ya diyorum ki hani sizin kafede yapsak şu yemeği. Hani hem böyle yemekleriniz güzel, sonra sıcak bir ortam olur. Ayrıca o sinir kadınla baş başa kalmak istemiyorum. Zaten bu yemeğe o da pek hevesli değil. Hı? Diyorsun. Hı hı. Tamam. Gelin size çok güzel yemekler hazırlayayım. Ah tatlı karım benim, gel. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızlar. Günaydın. Tuğçe nerede? Aa, akşam sizin odada kaldı ya. Evet ama sabah kalktığımızda yatağa toplanmıştı. Ben gelirken çıkıyordu, okula gidiyorum dedi. Ya ben zor durumda kalmayayım diyedir. Daha doğrusu aynı anda evden çıkmak zorunda kalmayalım diye. Ya bana suçlar gibi bakmayı keser misiniz? Biz dün akşam mutfakta karşılaştık. He? Ne oldu peki? Konuştuk. Konuştunuz? Evet baba, konuştuk. Arkadaşça. Arkadaşça? Evet baba, arkadaşça konuştuk ve arkadaşça kalabileceğimizi anladık. Bak evladım, yani bu durum senin büyümeye doğru gittiğini gösteren bir şey olabilir. Ne mutlu arkadaş kalabildiyseniz senin için. Bir daha bir hainlik yapmasa bari. Ya Ceren! Görüyor musun baba? Büyümüyor bu ya, büyümüyor. Hala çocuk. Ablama sataşma abi. Otur şu sofraya. Ha bir de ben sana güvenmiyorum. İnşallah Ece'yi kıskandırmak için Tuğçe ile barışmamışsındır. Siz görüyorsunuz değil mi kızlarınızı? Bu ikisi var ya bu ikisi. İnsanı tam böyle sakinken deliye döndürebilirler. Bu manzara kalsın. Bak bu manzaraya bayılıyorum. Yani böyle birbirinize girip girip sonra barışıyorsunuz ya. Bitti işte. Aile dediğim böyle oldu. Rengarenk. Hadi kızlar sofraya oturun bakalım. Kahvaltı yapalım. Ay, çayı getiriyorum. Çay isteyen var mı? Merhaba canım. Ay merhaba Betüş, Betüş. Ne oldu, çok heyecanlısın. Çok heyecanlıyım çünkü dört gözle seni bekliyorum. Acayip haberlerim var. Aa ne oldu? Sözleniyorum. Sözleniyorum. Ne? Vallahi bak. Yani dün Avni ile konuştuk öyle biraz. Bana böyle evlenme teklifine benzer bir şeyler söyledi. Ben de tabii. Sen de tabii. Evet mi dedin? Herhalde evet dedim yani Betüş. Ben o kadar salak mıyım? Bulmuşum bu kadar sempatik, tatlı, kibar bir adamı kaçırır mıyım hiç? Hem bilmiyorum farkında mısın ama ben Avni ile evlenince sana da komşu olacağım. Aa! Tabii ya. Ay ne güzel haber canım. Sen de aynı Suzan gibi o teleskop yüzünden kim bilir neler çekeceksin. Hayatım, bu nasıl? Güzel mi? Çok güzel canım. Ya ne diyorum, hani böyle boş bir zamanımız olunca seninle alışverişe çıkalım. Bana kravat, gömlek falan alalım. Yaz geliyor. O kadar iyi olur ki çocukların da çok ihtiyacı var canım. En kısa zamanda çıkalım. Şu yarını da bir atlatalım da. Aa yarın değil mi? Yarın büyük gün. Bahse giriyor musun benimle? İki haftada sözü atacaklar.
Ay Sadık niye gülüyorsun? Aşk olsun. Hay benim esas anlamadığım şu. Yani bu Avni Bey hep böyle aynı tip kadınlardan hoşlanıyor. Betüş. Betüş. Efendim Perihan teyze. Hayatım evden çıkar çıkmaz gökyüzüne gel. Konuşmamız gereken çok acil bir durum var. Ay sesin beni çok tedirgin etti. Anne mi bir şey yaptı yoksa? Hayır hayır bu sefer değil. Avni Zeyno Efecan ve de asıl Zeytin'le ilgili bir durum var. Hadi hemen gel bekliyorum. Dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Bu işe sihir karışmış. Şimdi bir şey söyleyemem. Betüş sakın Zeytin'e bir şey belli etme. O daha sonraki aşama. Tamam. Çocukları okula gönderir göndermez geleceğim. Asıl ben neyi merak ediyorum biliyor musun hayatım? Neyi canım? Acaba Suzan'ın haberi var mı bu işten? Hiçbir fikrim yok. Ama Avni Bey Zeyno'ya bugün için oğlumla konuşacağım demiş. Bugün? O zaman lafımı geri alıyorum. Büyük gün bugün. Şimdi Efecan gidecek annesine diyecek ki... Anne diyecek, babam yeni bir kadınla evlenmeye kalkışıyor. Suzan Hanım da bunu duyunca başına üvey anne mi getiriyor senin deyip kıyametleri kopartacak. Evet, evet de asıl Efecan gidip annesine... Babamın evleneceği kadın Betüş teyzenin yanında kafede çalışıyor derse işte sen o zaman gör. Eyvah. Ay Suzan kafede bitiverir vallahi. Eyvah, eyvah. Of. Bayılıyorum bu Türk kahvesine. Yani günde 5 kere olsa içeceğim. Köpüklü köpüklü. Sağ ol. Ay, evet. Sağ olasın. Ay Sadık, ya ben esas neye üzülüyorum biliyor musun? Ay şimdi Suzan biliyordun da madem niye söylemedin diyecek bana. Ama sen doğrusunu yapmışsın yani karı koca arasına girilmez de ondan diyeceksin. Ay eski karı koca canım boşandı gitti onlar. Hem sonra yani Suzan benim arkadaşım. Ama nereden bilebilirdim ben işin bu kadar ciddiye gideceğini? Aslında ben de öyle. Ya tamam Avni Bey'i anlıyorum. Hani Suzan karakterinde kadınlardan hoşlanıyor da Zeyno onda ne buldu onu anlamış değilim. Sen Zeyno'yu bir dinlesen. Avni Bey çok egzantrik bir adammış da işte aman efendim ne laflar söylüyor bir duysan. Gerçi Avni Bey saf, iyi huylu bir adam yani. Tabii normal yani. Perilere inanıyor. Niye egzantrik olmasın ki? Allah'ım ya. Avni! Allah senin cezanı vermesin Avni! Periler alsın götürsün seni Avni! Ay yapma oğlum. Ay güldürme beni. Hakikaten de öyle ya. Aynısını yapıyorsun vallahi. Ne kadındı ama değil mi? Ay, sorma sorma. Ay Allah. Ay Suzan benim iyi arkadaşım yani de. Şimdi Avni Bey Zeyno ile evlenirse başlayacak aynı Suzan'a anlattığı şeyleri Zeyno'ya anlatmaya. Ya. İnanamıyorum yani kafeye Suzan'a bu kadar böyle tıpatıp benzeyen bir kadın geldi benim yardımcım oldu. Allah Allah. Kadere bak ya. Çayı biten var mı? Ben. Getiriyorum. Ay benim güzel kızım okula da gidecekmiş canım. Firuze abla, Zeytin kesin bizim okulun kreşine mi başlayacak? Tabii gözünüzün önünde olsun kızım. Üstelik okul yönetimi Ceren'le sen oradasın diye öyle güzel bir indirim yaptı ki. Bir dakika ya. Sene ortasında alıyorlar mıymış? Betiş Hanım sağ olsun. Rica etti, onu kırmadılar. Anne, yoksa sihir mi yaptınız? Bazen iyi bir şey için mecburen yapıyoruz biliyorsun. Tabii Zeytin de babasına verdiği sözleri tutacak. Yoksa sihri bozarım. Çileğin dolabımı karıştırması yasak. Çocuklar ne oluyorsunuz gene ha? Aklımı yeni elbiseme taktı. Neymiş hafta sonu onu giyecekmişmiş. Daha etiket üstünde daha ben giymedim. Allah Allah. Kızım senin bir sürü elbisen var zaten ne oluyorsun? Ama o elbiseden yok o çok güzel. Ya bakın nasıl olsa alışverişe çıkacağız sana da alırız kızım ha. Ya baba almayacaksınız. Yani ne öyle kardeş kardeş aynı elbiseyi mi giyeceğiz? Ay sanki aynı yerde giyeceğiz ha. Al elbiseni de başına çal. Bak sen Ceren'e çileğimi nasıl da üzüyor. Kızlar,
Yani siz kız kardeş misiniz yoksa düşman mısınız ya? Nedir alıp veremediniz? Baba, bu arada odamızı da ayırsanız diyorum. Yani bize bir oda daha geliyor da. Ay ben sanki bayılıyorum seninle aynı odada kalmaya. Ya kızlar, ne oluyor size böyle her sabaha? Yani evimizde üçüncü bir oda mı var? Eğer anlaşamıyorsunuz bu kadar, biriniz Cem'in odasına gidersiniz, olur biter canım. Asla! Ben baktım. Allah Allah, kim geldi sabah acaba? Tutanım teyze. Günaydın Firuze. Anne hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Ay kızımı torunlarımı çok özledim. Bir gidip göreyim dedim. Hafta sonundan hafta sonuna görüşüyoruz değil mi? Özlüyorum. Haklısınız da anne, biliyorsunuz yani iş ev hiçbir yere çıkamıyoruz ki. Doğru haklısınız. Çilek bu sana. Bana mı? Niye ki? Doğum günü falan mı? Abi hayır tabii ki. Aa, annen neden durdukken bana hediye aldın ki? Ay içimden geldi öyle. Ay ben sana kıyamam hiç. Sen yapsaydın yakalanırdın. Çaktırma. Ay dün bir alışveriş merkezine gitmiştim. Ay bir de baktım vitrine gözüme takıldı. Çileğime çok yakışır rengi dedim. Tam da senin bedenin varmış. Hemen aldım. Ablacığım bu elbise sana bir şey hatırlatıyor mu? Ya anneanne inanmıyorum sana. Aa, ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz? Yoksa senin elbisene falan mı benziyor? Sadece benziyor mu? Aynısı. Ay. Ay yoksa çok istediğim bir şey mi almışım? Öyle bir şey seziyorum. Anne, benimkini de Çile'ye verebilirsiniz. Yani ikiz gibi aynı elbise giyeceğimize ben hiç giymem daha iyi. Bravo anneanne, nokta atışı yaptın. Ne atışı yapmışım? 12'den vurmak demek. Ay Cem, hadi ama oğlum. Bak kızlar kapıda kaldı. Ya tamam, geliyorum. Hadi. Hoşça kal anneanne. Görüşürüz baba. Hadi kızlar hadi. Hadi güle güle. Görüşürüz. Hadi diyor, güle güle. Anne bak, bir dahaki sefere seni yemeğe bekliyoruz, tamam mı? Davete ne gerek var? Burası kızımın evi. İstediğim zaman gelirim, istediğim zaman giderim. Hah işte bu. Bak ne kadar sık gelirsen sana hatırlatmama gerek kalmaz. Ya çocuklar seni çok özlüyor. Yani. Aman aman eksik olmasınlar. Sen toplantına geç kalmıyor musun? Hadi oyalanma, hadi. Tamam, hemen gittim gidiyorum. Canım, madem toplantım var ben seni öpeyim gel. Ah bir tanem. Ay, anne çok seviyorum ben, çok. Canım hadi şanslar. Güle güle. Ay, toplantısı varmış. Ne toplantısı yok? Masa başında oturup çay kahve içiyorlar. Ay anne, ne istiyorsun benim bu kocamdan sen? Ay hala ve hala kocanı şapşal buluyorum. Ben de hala ve hala kocamı çok seviyorum. Ay aşk senin gözünü kör etmiş. Ne yapsam bozamıyorum. İstesem bozarım da sihirle. Yani torunlarıma acıyorum. Çıkalım mı? Perihan bekliyor. Tam da aklımdan bu geçiyordu. Firuzeciğim biz çıkıyoruz canım. Aa tamam Betüş Hanım. Tutarım siz kalsaydınız işte biraz daha. İşimiz var. O zaman yolcu edeyim. Sen ne altlar karıştır? Anne, Perihan teyze seni tembihlemedi mi? Canım benim, hadi görüşürüz. Kreşte bol şans sana. Ben kreşe başlıyorum Dudala. Bir hasar falan karıştırmıyorum. Babama söz verdim. Hadi gidiyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Hoşça kal Firuzeciğim. Görüşürüz. Sarı çizmeli Mehmet Ağa, gökyüzünün neresinde? İnsan bir koordinat verir. Ay anneciğim, şimdi seslenir sorarız. Ne var bunda? Zaten İstanbul semalarında olduğumuza göre çok uzak bir yerde değillerdir herhalde. Perihan teyze. Ah, Betüş'ün sesi. Neredesiniz hayatım? Aa, biz İstanbul semalarındayız da, siz neredesiniz? Güzel kızım,
görüntüyü net elde edebilelim diye şu anda gece olan bir yerde buluşmaya karar verdik. Yeni Zelanda'nın üzerindeyiz hayatım. Tüş, ben sana demedim mi? Ay anne, ne var burada? Anne, nasıl gideceğiz Yeni Zelanda'ya şimdi? Canım bir saniyede gideceğiz. Ay ben o kadar uçamam. Demek ki çok önemli bir durum var. Anneciğim lütfen gidiyoruz, hadi. Of! Bir dahaki sefere adres ver. Aman sanki araya araya sonra sonra buldun. Yani illa söyleneceksin ya. Ay İstanbul semalarında çok rüzgar vardı. Saçlarım bozuldu. Anne. Perihan teyzeciğim niye çağırdınız bizi? Çok merak ettik. Ali'ye Perilçe'yle biraz bahsettik. Ama durumu izlemek için sizin de gelmenizi bekledik. Evet, bu Zeyno kim? Nasıl bir tesadüfle Betüş'ün yanında çalışmaya geldi? Avni ile nasıl tanıştılar? Görmek ister miydiniz? Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Tesadüf değil miymiş? Maalesef değilmiş Betüş'cüm. Hem de kimin işiymiş biliyor musunuz? Zeytin'le... İşte yani böyle. Annem babam periler görüyorum falan dedi diye babamdan boşanmış. Sen de söyleseydin. Ben de görüyorum onlar var anne diye. Birkaç defa söyledim. Neredeyse babama gelmemi yasaklayacaktı mahkeme kararıyla. Babam senin ruh sağlığını bozuyor dedi. Ama o kadar iyi bir insan ki benim babam, annem onu anlamıyor. Hatta doğru düzgün bir insan buldu kendine göre. Beni tanıştırdı, onunla evlenmeyi düşünüyor. Anneni kızmıyor musun? Annem beni psikoloğa götürdü. Sen nasıl bazı arkadaşlarınla oynamak istemiyorsun? Anne de babayla oynamak istemiyor. Onlar artık arkadaş değil. Ama senin annen baban dedi. Ben de anladım. Hakikaten mesela okuldaki Lara ile ben gibi. Hiç geçinemiyorlardı. Oynamasılar daha iyi. Artık aynı yerde oturmamalarına üzülmüyorsun o zaman. Yok, ikisi de böyle daha mutlu. Ama babam yalnız kaldı ya, onu üzüyorum birazcık. Yemeğini, ütüsünü kendi yapıyor. Annemi hala sanki biraz seviyor. Onun başka birisiyle görüşmesine bozuluyor. Onun da bir arkadaşı olsun mesela diyorum. Mutlu olmayı hak ediyor, o da evlense. Ay inanmıyorum, ciddi misin? Babam o benim, dünyada en sevdiğim insan. Ona annem gibi birini bulamaz mıyız? Sen istiyorsan tabii ki de buluruz. Yaşasın! Ve? Ve benim kızım Zeyno'yu mu bulmuş? Evet, izleyin de devamını görün bakalım. İster fani olsunlar, ister peri olsunlar... ...bu zamane çocukların zekası inanılır gibi değil. Aynen halasına çekmiş. Halasının bir tanesi. Hadi gösterin, görelim. Aa, ne yapıyorlar orada? Sihirli aynadan Suzan'a benzer birini arıyorlar. Bak bu nasıl? Gözleri güzel bakmıyor. İyi anne olmaz. Haklısın, değiştiriyorum. Gibi. Babamdan genç. Olmaz. Hem sen misin tıpatıp anneme benzeyen birini aradığımıza? Karakter olarak aynısı olsun dedi. Tipinin aynısını bulmamız zor.
Eğer tipin aynısı olsun dersen birinden biri için sihir yapmam lazım. Ya annen aynısı birini bulup karakteri benzesin diye sihirleyeceğiz ya da tam tersini yapacağız. Tamam o zaman dört dörtlük olur. O zaman da periler beni cezalandırır. Zaten bu olma sihirli bir arkadaş bulup da yakalanırsak ceza almayacak mısın? Ben İstanbul'da iş arayan, annenin huyları benzeyen bekar bir kadın arıyorum. Benim yapacağım tek sihir onun Betüş'ün kafesinde iş aramaya yollamak ve babamla karşılaşmalarını sağlamak. Canım bunun ne cezası olur? Hem olsun en iyi arkadaşım için razıyım ben. Sen mutlu olacaksın ya. Ay ben de diyordum ki yani kafeden böyle girdiği ilk an zaten Zeyno'yu görünce demiştim ki hani hareketleri, sesi, konuşması, tavırları aynı Suzan. Demek seni sihirlemediler. Yani bunlar senin gerçek düşüncelerin. Evet. Evet evet ben kontrol ettim. Betüş'ü sihirlememiş. Zaten başından beri öyle birini arıyordu. Ama Efecan için belki de Avni'nin kaderinde olmayan birini bulmuş. Aman işte iyilik yapmış arkadaşına. Kafede değil de belki otobüste karşılaşacaklardı. Bu da kader olamaz mı yani Zeytin'in sihir yapması? Bu durumda sormam gerekiyor. Kızıma ceza verecek misiniz? Hayır. Ben Efecan'ı mutlu ettim. Avni amcayı mutlu ettim. Zeyno ablayı mutlu ettim. Cezayı hak etmiyorum. Bu öyle bir şey ki Ali. Eğer zamanı geriye alsak, bütün bu olanları hiç olmamış saysak, o zaman Zeyno ile Avni hiç karşılaşmamış olacaklar. Ama olan bitenlere bakacak olursa herkes mutlu. Hiç kimsenin bu durumdan şikayeti yok. Lafı ağzımdan aldınız Perileciğim. Sevgi ve mutluluk için yapılan sihrin cezası olmaz. Söyleyene bak, duy da inanma. Bunlara bütün sihirleri sadece kendi mutluluğu için kullanan kadın mı söylüyor? Ben kendi adıma konuşmuyorum. Yeğenimi müdafaa ediyorum. Eğer Efecan bugün babasıyla yapacağı konuşmada onun Zeyno ile evlilik kararına olumlu yaklaşmazsa, duyguları, düşünceleri değişiklik gösterirse, evet, Zeytin ceza alacak. O zaman onların hiç tanışmadığı günlere, hatta Betüş'ün kafesine gelmediği günlere kadar zamanı geri alacağız. Ama tersi olursa, Efecan bu durumu o günkü gibi saygıyla yaklaşırsa... Ki bir gün kafeye geldi, Zeyno'yu gördü ve iyi anlaştılar. O zaman sen ve sizler ailesi olarak Zeytin'in kulağını birazcık çekeceksiniz. Sihirlerini insanların kaderlerini değiştirmede kullanmayacağını öğrenmesi için. Neyse ki bu toplantıya gelmeden önce Zeyno ile Avni'nin kader planlarını inceledim. Evet, sen haklıymışsın Dudu. Bir şekilde ve bir yerde zaten mutlaka karşılaşacaklarmış. Ama ya Efecan istemezse dediniz? O halde zamanı geriye almak, onları kaderlerinin akışına bırakmak... Madem her şartta karşılaşacaklardı, o zaman bu tedirginliğiniz niye? Avni Bey Betüş'cüğüm, eğer Avni Bey değişmezse, yine o teleskobunun başından ayrılmazsa... bu evliliğinde de aynı sorunları yaşayacak. Hem Efecan da Zeyno birbirlerini ne kadar severlerse sevsinler... ilişkileri zaman içinde zorlu yollardan geçecek. Evet, bütün bunları sizler de bilin istedim. Ve bundan sonra başta Zeytin olmak üzere hiç kimse onların hayatına sihirle müdahale etmeyecek. Eğer öyle bir şey olursa hayır efendim. Ben sihirle ilgili her şeyi düzeltirim. Kimse Efecan arkadaşımı üzemez. Ayrıca ceza almaktan kıl payı kurtuldum.